Arkadaşlar hoş geldiniz. Vatandaşlık genel tekrar videolarının 5. serisindeyiz. Ve 5. serimizde sosyal hayatı düzenleyen kurallar, hukukun çeşitleri, yaptırım türleri, yok hukuk kurallarının tanımlayan bilmem neleri, bilmem neci. Yani değişik değişik tanımlar göreceğiz. Bu yüzden bu konuları en başa almadım. Ama hiç korkmayın. Ben güzelce anlatacağım sizlere güzel örneklerle. Allah'ın izniyle hiçbir soru işareti aklınızda kalmayacak. Tek isteğim her şeyi yazmayın, belli başlı şeyleri yazın, ezberlemeye çalışmayın, mantığını anlayın. Mantığını anlamadığınız bir yere gerekirse bana yorum yapın, ben örneklerle size anlatayım, onun mantığını anlayın. Çünkü bu konuda mantığını anlamazsanız, çünkü bu konunun mantığını anlamazsanız yapamıyorsunuz. Ezbere kaçınca birbirine giriyor. O yüzden güzelce dinleyin beni. Başlı yerleri not alın, bu konuyu halledelim. Şimdi arkadaşlar, sosyal hayatı düzenleyen kurallarımız var. Dört tane bunlar. Din kuralları, görgü kuralları, ahlak kuralları, hukuk kuralları. Bunları birbirinden en güzel ayırt etmenin yönü, birinin yaptırım türü manevi, diğerinin yaptırım türü maddi. Yani sen din kuralına uymuyorsun, gel bakalım buraya 100 lira ceza, 200 ceza diye hiç kimse size bir şey diyemez. Çünkü herkesin dini kendi nedir, kendi hürriyetindedir, kendi vicdanındadır. Görgü kurallarında bilhassa öyle mesela... Otobüse bindiniz, ayağı kırık, eli kırık biri bindi. Orada en önde oturan gençler de Baktı hiç yer vermedi biri gelip buna oğlum sen gel bakayım 100 lira sana ceza yazıyorum çünkü sen buna yer vermedin diye bir şey diyebilir mi diyemez. Bunların yaptırım türü manevi olur arkadaşlar orada ne olur orada ayıplarız onları eğer utanırlarsa utanırlar manevi olarak yaptırım türü böyle olur. Zaten o ayıplama işlerini utandırma işlerinde teyzelerimiz güzel yapıyorlar. O yönde sıkıntı yok. Maddiden daha iyi yapıyorlar. Diğer sosyal hayatı düzenleyen kuralımız hukuk kuralları. Bunu ayırt edici yönü diğerlerinden nedir? Maddidir. Çünkü bunun arkasında kim var? Devlet var. Sen hukuk kurallarına uymazsan ceza alırsın, maddi olarak bunu ödersin. Hukuk kuralları geneldir, değişkendir, süreklidir, kişilik dışıdır. Yaptırımı maddidir. Devlet gücü desteklenir. Devlet gücü desteklendiğinden dolayı arkası sağlamdır yani. Geçelim. Yaptırım türlerine geçmeden önce kısıtlanma sebeplerini de bilelim hemen. Kısıtlanma sebeplerinde şifremiz aksak bir arkadaşlar. Arkadaşlar A, aksağın akıl hastalığı, akıl zayıflığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim, tavurganlık, bakın dikkat edin, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kişinin kendi talebi, ya beni bir kısıtlayın ya ben yerimde duramıyorum gibisinden. Bir yıl ve daha fazla hapis cezası ile hüküm giymekte kısıtlanma sebeplerinden. Burada sizi nasıl düşürmeye çalışacaklar? Şuraya hemen bir tane eklerler. Yaş küçüklüğü derler. Yaş küçüklüğü kısıtlanma sebebi değil. Bunu bilin. Şunları zaten okuduğunuzda çıkarırsınız diye düşünüyorum. Şimdi geçtik yaptırım türlerine. Hukukun yaptırım türleri neymiş? Bakın arkadaşlar. Önce şu iptali bilelim hemen. 5 tane iptali bir aradan çıkaralım. Hukuk kuralına aykırı yapılmış idari işlemin kaldırılmasına iptal diyoruz. Bu kadar. Hukuk kuralına aykırı yapılmış bakın idari işlemin kaldırılmasına. Şu kelimeye dikkat edin. Eğer iptali tanım olarak sorarsa idari işlemi vermek zorunda. Bu idari işlemden iptali yakalayın. Tazminata geçtik. Maddi ve manevi olarak ikiye ayrılıyor. Hemen size bir örnek vereyim. Mesela trafik kazası yaptınız. Trafik kazasında karşıya maddi hasar verdiniz. Bunu ödediğinizde bu maddiye giriyor. Ama karşıdakine sövdünüz, saydınız, hakaret ettiniz. Bu neye giriyor? Maneviye giriyor. Bunun yaptırım türü ne oluyor? Manevin yaptı, yaptırım türü gene manevi de olabilir. Nasıl yani? Size özür dilettirebilir. Bu bana böyle böyle dedi. Bunun özür dilemesini istiyorum diye dilettirebilir. Veya maddi olarak dava açar, parasını da alır. Bu ikisine dikkat edin. Maddi, manevi. Şimdi diğerinde cebri icra var. Bakın hemen icradan ben şunu anlıyorum. Zorla devlet ödettiriyor. Değil mi? İcra'dan hemen aklımıza gelir. Mesela bankaya borcu ödemediğinizde eve icra gelir. Hukuk Kur'an'la uymayan birinin devlet zoruyla ödenmesi. Devlet zoruyla ödersiniz. Buna cebri icra diyoruz. Devleti çaffetmez zorla alır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi geçtik cezaya. Ceza en kolayı. Üç türlü cezamız var arkadaşlar. Nedir? Disiplin cezası alabilirsiniz. Adli para cezası alabilirsiniz ve hapis cezası alabilirsiniz. Ve saatli para cezası ne hocam? Şöyle. Tam günlerini bilemeyeceğim arkadaşlar. Sıfırdan iki yıla kadar mıydı? Sıfırdan bir yıla kadar mı bir ceza aldığınızda adli para cezasına dönüştürebiliyorsunuz. Hakim diyor ki işte durumuna göre günlüğü diyor sen 50 liradan ver diyor. 50 liradan kaç gün kalıyorsanız hesaplanıyor. Mesela bir yıl ceza yedim ben 365 gün. Hakim dedi ki günlüğün 50 lira dedi. 50 ile 365'i çarpıyoruz. Ben bunu devlete yatırıyorum bu parayı ve yatmıyorum. Adli para cezası budur. Diğerlerini de bilirsiniz zaten. Şimdi iptal neymiş? Hukuk kurallarına aykırı yapılmış idare işlemin kaldırılmasıymış. Tazminat neymiş? maddi manevi diye ikiye ayrılıyor. Hemen trafik kazası örneği aklınıza gelsin. Cebri icra neymiş? Hukuk kuralına uymayan birinin devlet zoruyla ödenmesi şu icradan yakalarız. Cezada bildiğiniz gibi hapis cezası, para cezası gibi. Şimdi en önemlisine geçtik. Hükümsüzlük. Ya hocam burada nispi var, mutlak var, mutlak var, bilmem ne var. Çok karıştırıyoruz şöyle böyle. Bakın arkadaşlar. Buranın hiçbir karıştıracak yeri yok. Güzelce dinleyin. Bakın tek taraflı bağlamazlıkla başlıyorum. Tek taraflı bağlamazlık adı üstünde bir tarafı bağlamaz arkadaşlar. Bir tarafı bağlar bir tarafı bağlamaz. Mesela 16 yaşındasınız. Motorcuya gittiniz, bir motor aldınız. Paran hepsi yoktu. Kalanını sözleşme yaptınız. Motorcu ve siz sözleşmeyi imzaladınız. Aranızda bir sözleşme yaptınız. Sonra siz ödemediniz. Satıcı gitti, avukata gitti. Elimde sözleşme var ama bu ödemedi dedi. Avukat bir şey yapabilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Neden? Çünkü 18 yaş altında çocukların o sözleşmesi şeysi imzaları geçersizdir. İşte burada kimi bağlıyor arkadaşlar? Motorcuyu bağlıyor. Kimi bağlamıyor? Çocuğu bağlamıyor. Tek taraflı bağlamazlık bu. Onayı alırsa iki tarafı da bağlamış olur. Şimdi bunu hallettik. Bunu geçelim. Bakın yokluğa gelelim. Yokluk ne? Yoklukta hukukun kurucu unsuru yok arkadaşlar. Yani yok Öyle bir şey yok. Mesela mesela imam nikah yaptığınızda siz devlette evli gözüküyor musunuz? Hayır. Çünkü hukuku bir işlem yok. Hukuki bir işlem yok. Memur geldi mi? Nikahınızı yaptı mı? Yapmadı. Siz gittiniz, imam nikah yaptınız. Yani devlet dairesinde devlete geçme devraklarınız. Bu yoktur. Yani sizin imam nikahının üstüne gidip bir boşanma davası açabilir misiniz? Açamazsınız. Hakime gittiğinizde ben boşanmak istiyorum. Lan oğlum sen zaten evli değilsin ki diyecek size. Yani kuruncu unsur yok. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi geçelim butlana. En çok karıştırılan bu. Arkadaşlar nispi ve mutlak butlan olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi nispiyi öğrenelim önce. Nispi ne? Mesela yaşlı bir amcaya zorla bir sözleşme imzalattık. Sözleşmede ne var? İşte sen bana şu kadar ödeyeceksin. Şunu yapmazsan bunu yapacaksın. Zorla kafasına silah dayadık imzaladık. Sonra yaşlı amca gidip bakın bana sözleşmeyi zorla yaptırdılar böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu deyip hakkını arar mı? Arar. O zaman iptal olur mu? Olur. Bakın yanılma, hile. Mesela dediler ki bu arsa çok değerlenecek, bunun yanından yol geçecek, şöyle olacak, böyle olacak deyip arsayı size sattılar bir şekilde. Sonra o, o arsadan yolu bırakın su bile geçmedi. Ne olmuş oldu? Sizi yanılttılar. Size hile yaptılar. İşte bu nisbiye giriyor. Hukuki işlem var. Ama sakatlık var. Zorla yaptırmışlar. Diğer de mutlak arkadaşlar. Mutlak nedir? Mutlakta da kurucu unsur var. Ama geçerliliği sıkıntı. Nasıl? Şöyle. Mesela ayırt etme gücü olmayan bir kişinin sözleşmesi geçerli mi? Geçersiz. Ama bu kişi gidip sözleşme yaparsa geçerli gözükür. Ama geçersizdir. Mesela bir örnek daha vereyim. Ben biriyle evlendim. Birinci evliliğimi yaptım. Aradan iki ay geçti. Ben dedim ya biriyle daha evlenin. Böyle olmadı dedi. İkinci evliliği de yapmaya çalıştım. İkinci evliliği yapmaya çalışırken hukukta gözükür mü? Bizde çok eşlilik yasal mı? Değil. Hukukta gözükür. Bak zaten sen evlisin lan derler. Ne yapıyorsun lan sen kendine gel derler. Yani geçersiz olur. Bu işlem olmaz. İşlemin geçerliliği yok. Umarım nispi ve mutlak butlanda ayırt etmişsinizdir. Bakın buradan özellikle hükümsüzlükten bol bol soru çözün. Önceki iptalden tazminattan yaparsınız. Ama burası işte biraz karışık. Buraya dikkat edin. Elimden geldiğince örnek verdim. Şimdi geçelim hukukun türlerine. Bakın en kolay konu. Testte de, denemede karşınıza geliyor. Biriniz de demiyorsunuz ki ya bu hukukun türleri ne? Pozitif hukuk ne? Mevzu hukuk ne? Ben bunları bir öğreneyim. Soru kaçırmayayım demiyorsunuz. Ne kadar kolay olduğunu şimdi anlayacaksınız. Bakın pozitif hukuk neymiş? Yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tamamına pozitif hukuk deniyormuş. Yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız bütün hukuk kurallarının hepsine pozitif hukuk diyoruz. Mevzu hukuk ne? Yetkili makamlar tarafından konulan yazılı hukuk. Bakın 2016 KPSS ön lisans olması lazım. 2014 de olabilir tam hatırlamıyorum. Ön lisansa çıktı şu mevzu hukuk. Yetkili makamlar tarafından konulduğunu bilin, yazılı olduğunu bilin. Pozitifle mevzuyu hallettikten sonra şunlar kolay. Tabi neymiş? Hedefteki ulaşılması gereken hukukumuz. Yani işte bizim hukukumuz niye bir İsviçre gibi değil? İşte bizim hukukumuz niye şu ülkedeki gibi değil? Bizim hukukumuzun şöyle güzel olması lazım. Buraları şöyle halletmemiz lazım. İstediğimiz, hedefimizdeki, amacımızdaki hukuk kuralları olması gereken hukuk kuralları. Tabi hukuk diyoruz. Bunun sizlere diğer ismini de vereyim. Tabi'nin diğer ismi doğal, ideal hukuk diye de geçebilir. Onun diğer isimlerine yazın, dikkat edin. Şimdi geçtik tarihi hukuka. En kolayı geçmişte olan, şu anda olmayan hukuk kuralları. Mesela sevr anlaşmasındaki hukuk kuralları. Şu an geçerli mi? Değil. Bunlar arkadaşlar geçmişte çıkmış çıkartmış birileri şu an geçerli olmayan hukuk kuralları. Şunların diğer isimlerini vermedik. Arkadaşlar pozitifin diğer ismi müsbet. Müspet diye geçer. Müspet diye yazılıyor. Müspet. Mevzunun diğer ismi mevzuat. Mevzu mevzuat biliriz. İdeal, tabi, doğal bunun diğer isimleri. Tarihinde diğer ismi yok. Geçiyorum. Geçtik şimdi boşluk türlerine. Hiçbir zorluğu yok. Bak. Belki bazılarınız şu an ilk defa izleyenler özellikle pişman olanlar vardır diye düşünüyorum. Neden ben bu konuları daha önce halletmedim bu kadar kolay konular diye. Neyse kendinize kızmayın. Allah'tan sınavdan önce bu videoları çekiyoruz da siz de inşallah faydasını görürsünüz. Şimdi arkadaşlar boşluk türleri ikiye ayrılıyor. Ney? Kanun boşluğu. Kanun boşluğu nedir? Kanun neyle yapılır? Yazıyla değil mi? Hemen yazılı bir kuralın bulunmaması diyoruz kanun boşluğuna. Hukukta boşluk diyor. Hukukta boşluk nasıl olur? Yazılı ve yazısız bir kuralın bulunmaması ile olur. Bakın kanunda boşluk kanundan yazılı olduğunu anladık. Yazılı bir kuralın bulunmaması diyoruz. Hukukta boşluk hem yazılı hem yazısız bir kuralın bulunmaması. Şimdi arkadaşlar kanunda boşluğa devam ediyoruz. Kural içi boşluk, kural dışı boşluk. Kural içi boşluk bilerek bırakılıyor ise. Mesela Türk Ceza Kanunu'nda dedi ki eğer dedi. Kasıtlı adam öldürmenin cezası 1 ila 5 yıl arası dedi mesela. Bakın orada kanun koyucu kasıtlı olarak hakimin takdir yetkisine bırakmış. Hakim burada 5 de diyebilir, 1 yılda diyebilir olayın durumuna göre, olayın gerçekleşmiş aşamasına göre bunu verir. Bakın bilerek bırakılıyorsa kural içi boşluk. Kural dışı nedir? Bilmeden bırakılıyorsa kural dışı diyoruz. Yani kuralı koyanın boşluk bıraktığından haberi yok. Bakın bu da açık ve örtülü istisna boşluk olarak ikiye ayrılıyor. Açıkta kanunda hiçbir hükmü yok arkadaşlar. Tamam açık bu kadar. Kanunda bunun hiçbir hükmü yok. Hakikaten bir boşluk var burada. Örtülü istisna boşluk ne arkadaşlar? Kural var ama başka bir kuralla çakışır. Tam olarak olayı açıklayamaz. Buna örtülü istisna boşluk diyoruz. Yani kanun koyucu koymuş ama böyle olacağını bilmiyormuş gibi yorumlayabiliriz yani. Şimdi tekrar edelim. Yazılı bir kuralın bulunmaması kanunda boşluk diyorduk. Yazılı yazısız olursa hukukta boşluk. Kural içi neydi? 1 ila 5 yıl arası. Yani hakimin takdir yetkisine bırakıyordu. Kural dışı bilmeden bırakılıyordu. Açık boşluk hakikaten kanun koyucunun bu konuda açık bıraktığından haberi yok. Diğeri ne arkadaşlar? Örtülü istisna. Örtülü istisna. Bu da işte başka kanunla çakışır veya olayı tam olarak kanun karşılayamaz. Buna örtülü istisna diyoruz. Şimdi şimdi hukuk boşluğundan da biraz bahsedelim. Arkadaşlar hukukta bir boşluk varsa yaratılarak doldurulur. Kendisi hakim karar verebilir. Şöyle düşünecek hakim, hukukta bir boşluk var. Bunu kanun koyucu koysaydı nasıl koyardı? Yani şey, <laughs> hukuk kuralını nasıl koyardı? Ben de buna göre bir hukuk kuralı koyayım, ona göre uygulayayım deyip uygulayabilir. Anayasa ve kanunlara aykırı bir hüküm yaratamaz, dolduracağı hukuk, üst yargı denetimine tabidir, kime yargı arkadaşlar, Bağlayıcı değildir. Mesela nereden anlıyoruz? A kişisi ve B kişisi arasında bir olay olmuş. Aynı olay, aynı hakim. iki kere gerçekleşiyor bu olay. Bir hakim diyor ki A kişisi sen 5 yıl diyor. 5 yıl hapis cezası yat diyor. Diğer kişi de B kişisine veriyor cezayı. Mesela bakın ikisi de ikisi de ne yaptı? Kendine göre yorumladı farklı kararlar verdi. Bakın sadece o davayı bağlıyor bu yüzden. Hukuktaki boşluk sadece o davayı bağlıyor. Ceza ve vergi hukukunda boşluk doldurulamaz arkadaşlar. Çünkü burada kanunilik ilkesi vardır. Bunu da unutmuyoruz. Ceza ve vergi hukukunda boşluk doldurulamaz. Kanunilik ilkesi vardır. Bakın ceza ve vergi çok güzel duruyor. Bence tam sorulmalık yer sorulacak olan konulardan beklediğimiz konular bunlar. Bunların içinde inşallah çıkar, siz de yaparsınız. Bakın, hukuk, yasama, yürütme, yargıya benzemez. Hukuk kurallarını mutlaka tekrar edin. Çünkü ben size her birine farklı örnekler verdim. Onları mantığını zaten oturtmadıysanız bu videoyu boşa izlemişsinizdir. O mantıklarını iyice oturtun gerekirse videoyu bir daha izleyin. Soru çözümlerimizi beraber yapalım. Benden sonra siz de sorular çözün ve bu ilk konuyu halledin. Diğer videoda ne yapalım? Temel hak hürriyetler, özgürlükler oradan da sorular geliyor. Onu halledelim. Ondan sonra idare hukukunu, işte memur cezaları, kimler oy kullanır, kimler kullanamaz onları da halledip bu hukuku bitirelim. Pardon, vatandaşlığı bitirelim. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.